Evet arkadaşlar. Konumuz çözümleyici çizelge. Sembolik mantıkta neden böyle bir ihtiyaç duyulmuş? Çünkü doğruluk tablosunda işlemler çok uzadığında hata yapma olasılığı çok fazla. O yüzden çözümleyici çizelge bizim işimizi çok daha kolaylaştıracak. Şimdi bakalım niye böyle bir ihtiyaç var öncelikle. Şimdi doğruluk tablosunda Denetleme yapılırken önermelerin sayısı arttıkça işlem yapmak zorlaşır. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için çözümleyici çizelge kullanılır. Çözümleyici çizelge önermelerin doğru ve yanlış yorumlarını bir çizelge üzerinde belirtmeye yarar. Önermeler adım adım bileşenlerine ayrılır ve denetlenir. Şimdi bakalım nasıl yapılır bu? Bunun kuralları var öncelikle bunlara uymak zorundayız. Çözümleyici çizelgede işlem yapabilmek için. Birincisi bütün önermeler tümel evetleme ve tikel evetleme kuralına indirgenir. Şimdi bunlar aklınızda biraz soyut kalacak biliyorum. Birazdan netleşecek. Denetlemesi yapılacak önermeler alt alta yazılır. Çözümlenecek önermeler öncelik sırası gözetilerek numaralandırılır. Dördüncü kural. Tümel evetleme önermesinin çözümleme kuralı şudur. Tümel evetleme neydi? V. Şimdi biz P ve Q gibi bir önerme gördüğümüzde yapacağımız şey şudur. P'yi ve Q'yu alt alta yazarız. Şunu hatırlayalım. Bu neydi? Ana eklem. Ana eklemin ayırdığı önermelerin adı neydi? Ana bileşen. Dolayısıyla ben ilk olarak bileşenleri öncelikle alt alta yazarım. Tümel evetleme önermesini çözümlerken. Burada şuraya en başına, en soluna yazdığım numaranın adı adım numarasıdır. Sonra çözümlememi yaparım, alt alta yazarım. Sonra şurada bir şey oluştururum. Bunun adı da kaynak numarasıdır. 2'den fazla bileşen var ise, yani P ve Q ve R var ise, o zaman ne yaparım? Hepsini tek tek alta yazarım. P, Q, R alt alta yazarım. Sonra şuraya adım numarasını, şuraya kaynak numarasını yazarım ve çözümlememe devam ederim. Beşinci kuralım tikel evetleme önermesinin çözümleme kuralı. Tikel evetleme neydi? P veya Q. Şimdi P veya Q gibi bir önermede çözümleme yaparken çatal açma dediğimiz kuralı uygularız. Şöyle ki P veya Q'yu yazdım. Çatal açma dediğim şey tam olarak şudur. Veya'nın altından iki tane ok çıkartırım. Birincisine birinci ana bileşeni, İkincisine, ikinci ana bileşeni yazarım. Yine buraya adım numarasını, buraya kaynak numarasını yazarım ve çözümlememe devam ederim. Peki, 2'den fazla bileşen varsa ne yaparım? P veya Q veya R gibi bir önerme varsa. Çatalı açarım. Bu sefer 3 tane açarım. Birincisine ilk bileşeni yazarım. ikincisine ikinci bileşeni yazarım. Üçüncüsüne üçüncü bileşeni yazarım. Bundan sekiz tane olsa sekiz tane çatal açarım. Dolayısıyla burada bir sınırlama yoktur. Altıncı kuralımız. Çözümleyici çizelgeyle birden fazla önerme denetlenir iken alt alta yazma kuralına öncelik verilir. Her zaman için böyle yapılır. Bu çok önemlidir. Bu önermeler altta bile olsalar öncelikle bunlar çözümlenir. Ne demek istiyoruz? Örnek üzerinde bakalım. Bize iki tane önerme vermiş. P veya Q, P ve Q. Demiş ki bunu çözümleyici çizelge yoluyla lütfen denetle. Bakıyorum şimdi. Ben biliyorum ki tümel evetlemenin çözümleme kuralı alt alta yazma. Tikel evetlemenin çözümleme kuralı çatal açma. Ne demiş bana kuralda? Önce alt alta yazılanları yapacaksın demiş. O zaman bakıyorum altta bile olsa ben öncelikli olarak bundan başlayacağım. Hemen bir adım numarası veriyorum. Bir diyorum. Alt alta yazıyorum P ve Q. Niye P Q yazdım? Çünkü birinci bileşen bu. ikinci bileşen Q. Şuraya da bir yazdım. Bunun adı ne? Kaynak numarası. Sonra geldim ikinci önermeme. Yukarıda bile olsa kuralıma uymadığı için çatal açmam gerektiği için bunu tüm elevetlemeden sonra yapacağım. Hemen altına bir çatal açtım. Sol tarafına sol taraftaki önermeyi yazdım P, sağ tarafına sağ taraftaki önermeyi yazdım Q. Şuraya da ikinci olarak bunu çözdüğümü anlatmak adına kaynak numaramı verdim. Burada anlatılan tam olarak budur. Unutmamanız gerekir. Alt alta yazma kuralı her zaman için önceliklidir. Yedinci kuralımız şudur. Çözümleme yapılırken aynı kolda yer alan önermeler dizisine yol ismini veririz biz. Aynı yol üzerinde bir önermenin kendisi yani bir P önermesi ve onun değillemesi yani değil P önermesi varsa o yol kapanır. Bu da klasik mantıktan hatırlayalım çelişmezlik ilkesine aykırıdır. Yolun kapandığını göstermek üzere oraya bir çarpı işareti konur. Kapatılan yolda çözümlemesi yapılmamış önerme bile olsa artık orada işlem yapılamaz. Yolun kapanması bizim artık orada işlem yapamayacağımız anlamına gelir. Bu söylediğimiz teorik ifadeleri pratikte bir deneyelim. Ne demek istiyoruz? Şimdi şöyle bir önermemiz var. Bize demiş ki bunu çözümleyici çizelge yoluyla yapıver. Şimdi bakıyorum. Ana eklemim ne? V yani tümel evetleme. Biz ne dedik? Tümel evetlemenin kuralı alt alta yazmadır. Ana bileşenlerim ne? Size demiştim ana bileşenleri burada kullanacağız. Evet kullanıyoruz. Ana bileşenlerimi alt alta yazıyorum. Öncelikle numaralandırıyorum. Diyorum ki bir ben bu işlemi yapacağım. Yazıyorum. P ve değil Q P veya Q. Hemen şuraya bir kaynak numarası veriyorum. Demek istiyorum ki evet birinci işlemi yaptım. İlk işlemimi gerçekleştirdim. Şimdi bakıyorum iki tane çözülmemiş önerme var. P ve değil Q, P veya Q. Hangisinden başlayacağım? Alt alta yazılandan başlayacağım. Sırası önemsiz. Devam ediyorum 2 ile. 2. P ve değil Q'yu çözümleyeceğim. Arada ne var? Tümel evetleme. Ne yapacağım? Alt alta yazacağım. P dedim değil Q dedim. Kaynak numaramı verdim 2. Evet. Şimdi kaldı bir tane çözülmemiş önermem. O da P veya Q. Veya da ne yapmam lazım? Tikelevetlemede çatal açmam lazım. Hemen yolumun altına çatalı açtım. P'yi yazdım. Q'yu yazdım. Buraya da 3 dedim. 3 tane işlem yaptım burada. Hepsini numaralandırdım. Ne diyor? Aynı kolda yer alan önermeler dizisine yol denir. Söylemek istediği şey şu. Şu benim yolum. Şu da benim yolum. Bakıyorum şimdi. Dedi ki, eğer aynı yol üzerinde bir önermenin hem kendisi hem de değillemesi varsa o yolu kapatırız. Şimdi bakıyorum, p değil q p. Burada çelişen bir şey var mı? Hayır. Dolayısıyla bu yol açık. Şuraya bakıyorum, q değil q. Evet, burası çelişti. Q ile değil q yani. Bir önermenin kendisiyle çelişiği aynı yol üzerinde yer alamaz. Dolayısıyla bu yolu kapattım. Çarpı işareti koydum. Şurada bahsettiğim şey tam olarak aşağıda çözdüğüm işlem. Müzik